Evet, Açık ve Net'e şimdi başlıyoruz. Profesör Doktor İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanı bu akşamki konuğumuz. Geçtiğimiz haftalarda TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit'i, sonrasında TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ı, sonrasında da TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'i konuk etmiştik. Şimdi bütün o parçaları bütüne kavuşturacağız ve asıl isimle konuşacağız. Profesör Doktor İsmail Demir bize savunma sanayi alanındaki tüm gelişmeleri aslında daha makro bir perspektiften anlatacak bu akşam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında biz hoş geldik. İlk kez Havelsan'dan Türk televizyonları bir yayın yapıyor. Evet. Bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. İlk kez Habertürk TV görüntülüyor Havelsan'ın bu tesisini. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İlk kez görüntüleyeceğimiz bazı savunma sanayi ürünleri de olacak bu akşam. Ben Güntay Bey'le yaptığımız programlardaki geleneği bozmayarak yine ilk soru için kendisine dönüyorum. Teşekkür ederim. Madem Havelsan'dayız, çünkü biz daha önce işte TUSAŞ'ı, TEİ'yi, TÜBİTAK'ı konuşunca hep ürün bazlı konuşuyorduk. Nedeni sahibi yanımızdaydı. Genel müdürü veyahut da başkanı. Şimdi savunma sanayi başkanı olarak bu ürünleri yan yana görmek güzel ama bunları üretenleri siz yan yana koyunca nasıl sınıflandırıyorsunuz? Çünkü biraz geçişkenlik fazla olmaya başladı. Herkes herkesin işine hevesli olmaya arzusunu çok fazla taşıyor. Tabii. İşte bir de Havelsan'ı da soralım Güntay Bey. Oraya geliyorum. Evet. Şimdi Havelsan'ın açılımına baktığımızda işte havacılık elektroniği anlamında şimdi savaş sistemlerini de yapıyorlar. Yazılım tarafı daha güçlü olan bir şey ama işte insansız kara aracı da var. Yani herkes bu insansız tarafa çok meraklı oldu. Havelsan da bu işe girenlerden. Sektörde sınıf ayrımını nasıl yapıyorsunuz? Havelsan bu işin neresinde kalıyor? Çünkü sivil tarafta da mesela çok başarılı simülatörleri var. D segmentinde daha ötesi yok yani. Hareketli bir simülatör de yapıyor ama başka şeyler de yapıyor. Bu biraz dağınıklığa sebep olmuyor mu? Tabii şirketlerimizin, özellikle vakıf şirketlerimizin alanlar konusunda daha hassas olmaları bizim de öncelik verdiğimiz bir konu. Ama bu geçişkenlik bazen meselenin tabiatı icabı oluyor. Mesela işte havacılık elektronik sanayidir Havelsan'ın adı. Şimdi elektronik, ondan sonra işte yazılma, kontrola girdiğinizde şimdi kontrol mekanizmalarını ve yazılımlarını kuracağınız sistemler kara oluyor, hava oluyor, deniz oluyor veya bir komuta kontrol sistemi yapacağınız zaman denizde. Oradaki yazılımlarınızın işte bilgi alışverişi, onun programlanması, bilgi oluşturup karar mekanizması olması gibi unsurlarla beraber işin bilimsel tabanında bir geçişlilik var ister istemez. Bu geçişlilik, şirketlerimiz tabii oldukça büyüdüler. Binlerce insanın çalıştığı şirketlerimiz. Bazı birimler ya bunu da yaptık, madem bunu da yapalım deyip bir evese kaygan zemine giriyorlar. O kaygan zeminde asıl önemli olan konulardan bir tanesi bizim çok önem verdiğimiz KOBİ ve üst seviyesindeki küçük şirketlerimizin ezilmeden bizim piramidimizin orta tabakalarını dolduracak seviyede orta güçte şirketlerin çıkması, bunun önüne geçilmesi konusu gündeme gelince biz orada daha hassas oluyoruz ve şirketlerimizi şöyle birkaç adım geri itmeye çalışıyoruz. Bu geçişkenlik, dediğim gibi, meselenin tabiatı icabı olduğu kadar biraz da tabii ciro, iş hacmi vesaire gibi konularda alt birimler hevesleri ile beraber gelişen unsurlar oluyor. Ama gerçekten kontrol edilmesi, çok sert sınırlar koymak da doğru değil. Bazen gelişimi engelliyor. Ama geçişkenliğin bir yere kadar olmasına müsaade etmek gerekiyor. Mesela işte kar araçlarına da girdi Havelsan dediniz. Şimdi konuştuğumuzda biz onun kontrol sistemini, çevre algılama sistemini yapıyoruz. Diğer kısımları başka şirket yapıyor diyorlar. O zaman o şirketimiz öne çıksa daha iyi olur diyoruz. Orada kalsak gibi. Veya işte şu anda bulut altı İHA'ya çalışıyorlar. İHA ile ilgili bu kadar şirketimiz varken onlar diyorlar biz falanca şirkete çalışıyoruz ama burada da şu unsuru yapıyoruz. O unsuru yapıyorsak tabii büyük şirketlerimiz biraz alt yüklenici olmakla ilgili psikolojik bariyer yaşıyorlar. Bazı konularda küçüklerin alt yüklenici olmayı da bilmeliler. Özel sektör onun içinde böyle yeni bir büyük Baykar benzeri bir şirkette tanışma şansımız olmuyor. Belki olacak. Olacak, İhale geliyor. Olmasaydı, ihaleyle o model olmasaydı Baykar'ı da göremeyecektik belki. Yok, gelecek. Mesela kara araçlarında da göreceksiniz. Yani deniz araçlarında da, idalarda da göreceksiniz. Önemli şirketler ortaya çıkıyor olacak. Hani her bir mesela
kara aracının ve insansız deniz aracının yanında bir büyük şirketimiz var ama bizim asıl amacımız orada asıl orta seviyeye çıkacak şirketlerimizi oluşturmak. Şimdi Havelsan'ı da bir hiç bilmeyen izleyicilerimiz için anlatabilir miyiz? Hava elektroniği sanayi diye geçiyor. Siz uçaklar için, havadaki tüm araçlar için yazılım mı yapıyor Havelsan? Biraz Havelsan'ın ne yaptığını da basitçe anlatalım. İsimden başlayacak olursak orijinal düşünce oydu. Aviyonik, elektronik sistemleri havacılık için yapsın idi ama tabii uzun bir geçmiş var. O günden bugüne çok gelişmeler oldu. O ana merkezde kalan en önemli konu aslında simülatörler oldu. Yani uçuş simülatörlerinde Havelsan önemli bir uzmanlık kazandı ki o da havacılık elektroniği dediğimizde ana unsurlardan birisi. Ondan sonra yazılımda gelişmeler başladı. Şu anda geldiğimiz noktada işte demin bahsettiğimiz gibi insansız deniz araçlarından kara araçlarına, hava araçlarına kadar belirli alanlarla ilgili dokunuşlar başladı. Simülatör ve simülasyon meseleleri, hareket ortamının dijital ortamda modellenmesi, eğitime önem verilmesi yani dijital ortamda eğitimlerin gündeme alınması, özellikle muharebe ortamını simüle edecek elektronik dijital ortam ve yine fiziksel olarak eğitimleri sağlayacak ortamların oluşturulması gibi bir dizi konu Havelsan'ın gündeminde olmaya başladı. Mesela çok temel bir örnek verelim. Biz burayı gezerken ben hemen arkamızda Airbus uçaklarının simülatörünü gördüm. Burada da ilk kez aslında yine bu yayında birazdan yakından da göreceğiz. F-16 uçaklarının simülatörü var. Şimdi örneğin Türk Hava Yolları için yetişecek bir pilot Airbus uçaklarını kullanacaksa bu simülatörlerle öncelikle eğitim alıyor. Fakat Havelsan şimdi bunun yerlisini yapıyor değil mi? Evet aynen. Havelsan askeri uçakların simülatörleri konusunda belirli kabiliyetler geliştirmiş idi. Ona siviller de eklensin. Çünkü sivil uçak simülatör pazarı büyük bir pazar. Türk Hava Yolları ile bir işbirliği yaparak, bir ortaklık yaparak böyle bir konuya giriş yapıldı. Ve Türk Hava Yolları da dışarıdan sipariş verdiği bazı simülatörlerin yerine Havelsan'dan simülatör sipariş verdi. Havelsan bu meseleyi ilk defa yapıyor olmasına rağmen yine dışarıdakilerle rekabet edebilecek bir fiyatla ortaya çıktı. Ve sivil alanda sadece temel olarak iki şirketin domine ettiği bu simülatör alanında üçüncü bir şirket olmaya doğru da dünyada yol alıyor. Dünyada üçüncü. Evet. Çok önemli. Depremi biraz konuşalım mı Güntay Bey? Ben hem onu soracaktım hem de simülatör dediniz az önce işaret etmiştik. Şu D segment seviyesindeki arkanızdaki simülatör bu bahsettiğiniz anlamda biraz oyun değiştirici olacak. Yani Havelsan'ı o üçüncülük liginde tutacak bir aksiyon diye görebiliriz diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Tabii o konuyu üstüne koyarak gidiyor Havelsan. Yani hem görüntü oluşturma sistemleriyle ilgili bir şirketi var hem de bu görüntü oluşturacak diyelim dijital aynalar diyeyim ben ona. Evet. Onları oluşturmakla ilgili belirli kabiliyetler edindi. Yani simülatör dediğimizde sadece belirli parçaları alıp birleştirme ona yazılım yapan değil, bir dizi işte donanım ve yazılım karışımı unsurları da kendi bünyesine alarak aslında temel unsurlar açısından oldukça güçlü bir altyapıya sahip şu anda. Çok ileri adımlar atacak donanıma sahip oldu. Yani savunmadan sivile doğru başarılı bir geçiş var ürün anlamında. Geçmesi gerekiyordu zaten. Yani biz hep bunu vurguluyoruz. Askeri alanda savunmadan geliştirdiğimiz birçok konunun sivil alanda uygulamaları olabilir ki bu da buna en güzel örneklerden birisi. Şimdi bu akşam biraz süremiz kısıtlı. Onun için biraz hızlı peş peşe evet. Sorular soracağız. Depremde Türkiye'nin en acı günlerinde özellikle telekomünikasyon şirketlerine yönelik çok büyük eleştiriler oldu. Haberleşme günlerce sağlanamadı. Bunun içinde savunma sanayinin kimi mesela İHA'lar baz istasyonu görevi gördü. Hem orada depremde savunma sanayiyi ki hiç yani beklemediğimiz bir anda yardıma koştular. Nasıl bir görev üstlendi? Bir de telekomünikasyon şirketlerine dönük eleştiriler konusunda çünkü o da bir artık teknolojinin parçası siz ne dersiniz? Tabii o konuda şimdi felaketin büyüklüğünü görmek lazım. Diyelim işte bir şehirde, bir bölgede olsaydı telekomünikasyon şirketleri de mobil istasyonlarını oralara sevk edip de desteği verebilirlerdi. Ama alan çok geniş olunca
Orada tabii ister istemez bazı aksaklıklar oldu. Bizim açımızdan da aslında bu prototip aşamasında olan geliştirmeye başladığımız bir konuydu. Felaket olduğu anda prototip dediğimiz sistemi bir an önce biz deprem bölgesine gönderelim dedik. Aslında o ürün olarak hazır ve kullanıma hazır bir ortam değil idi ama madem böyle bir acil durum var dedik, bir Aksungur'a konmuş bir GSM sistemimizi felaket bölgesine gönderdik. Daha sonra tabii yine Anka üzerinde başka bir baz istasyonu daha denedik. Bu denemelerimiz devam edecek ve çok yaygın bir şekilde gerek harekat ortamını desteklemek, gerekse böyle felaket anlarını kullanmak için bunlar gerekli. Aslında bizim orijinal düşüncemiz bunu harekat ortamında, her tarafı baz istasyonu kuramayacağınız olmayan ortamlarda iletişimi sağlamaktı ama böyle bir hizmete de vesile oldu. Tabii ki çok dar kapsamlı bir ihale yapacağınız hizmetin çapı belli. Ama bunun çok yaygınlaştırılmış durumu çok daha geniş ölçüde bir hizmete vesile olabilir. Ki bu bir kavram bizdeki bazı teknolojilerin afetle ilgili olarak da kullanımını zaten konuşuyor idik. Bununla ilgili bazı adımlar da atılmıştı. İnşallah bunu çok daha hızlandırarak ürün gamımızı da genişleterek devam edeceğiz. Peki, şimdi biraz ayağa kalkma zamanı. Nitekim burada maketler var. Onları biraz yakından tanıyalım istiyorum. Buyurun birlikte geçelim o tarafa doğru. Bugünlerde en çok konuşulan tabii ki TCG Anadolu Türk Deniz evet. Kuvvetleri yeni ve en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu envanterine kattı. TCG Anadolu bugünlerde Sarayburnu'nda. Günter Bey, sizi de öyle alayım. Şimdi burada TCG Anadolu'nun maketini görüyoruz. Sarayburnu'na gidenler uzun kuyruklar oluşturdu demiştik dünkü yayında da. Bilemiyorum onu görebilenler arasından şimdi bizi izleyenler var mı? Ama İsmail Bey'den özelliklerini dinleyelim. Zira dünyanın ilk SİHA İHA inebilen gemisi diyebiliyoruz. Doğru mudur? Bu arada kameralarımız evet. O tarafta anlatabilir. Mesela şu konuya şöyle girelim. Orijinal tasarım olarak bu bir adı havuzlu çıkartma gemisi, diğer adı çok maksatlı amfibi gemi diye başladı. Proje ilerledi. Tabii proje ilerlerken üzerinde helikopterlerin inip kalkması düşünülüyordu. İşte olursa eğer dikine iniş kalkış yapabilen bir uçak platformu belki bazı ortamlarda tartışılıyor idi. Gemimiz olgunlaşmaya başladığında tabii projenin başlangıç safhası yani taleplerin oluşturma safhası 10 sene kadar önce gidiyor. 10 yılda mı yaptık? Hayır. Projenin olgunlaştırılması, kavramlaştırılması, proje dokümanlarını bize ulaştırılması gibi süreçler var. Aslında bunu biz 6,5 yılda yaptık. Yapmaya bakarsanız. Şunu demek istiyorum. Orijinal düşünceden bir adım öteye geçerek bu gemimize SİHA'ların inip kalkması fikri daha sonradan Selçuk Bey'le bizim bir telefon görüşmemizde ya buna niçin SİHA'lar inip kalkmasın konusunu gündeme getirdik. Selçuk Bey zaten belirli hazırlıklar yapmış olduğunu söyledi ve böylece çevrim başladı. Yani efendim işte bu işte SİHA bunun üzerine inmedi daha SİHA'ları getirip koydular. Evet SİHA kavramını çünkü bakın süreç var bizim 7 sene öncesine gittiğimizde bu kadar SİHA'mız var mıydı? SİHA'larda bu kadar uzman mıydık? Değildik. Madem böyle bir uzmanlığınız var, kamuoyunda bu sürekli uçak gemisi olarak biliniyor. Adı madem uçak gemisi, İHA'lar da bir uçak, SİHA'lar da bir uçak. Bu mümkün mü dedik, mümkün olacağı ile ilgili fikir oluşturuldu. Hızla TB3 geliştirildi. Daha sonra Akıncı, daha sonra da belki Hürjet bunun üzerinde olabilir diye çalışmalar yapılıyor. Gemimizde de yapılacak bazı küçük modifikasyonlarla bu SİHA gemisi olacak. Bu da ne zaman olacak? Biz bir TB3'ü TCG Anadolu'nun üzerine inip kalkarken ne zaman görebileceğiz? Doğrusu TB3 hızla çalışıyor. Şimdi tarih verme konusunda biraz muhafazakar davranmak istiyorum ama bizim beklentimiz bu yıl sonuna kadar biz bu TB3'ü bunun üzerine göreceğiz diye düşünüyoruz. Seneye yaptığımız yayında belki görmeyeceğiz. İnşallah ve Akıncı'yı da belki ondan bir sene sonra da Kızılyam'ı görmüş olacağız. Tabii bu daha sonra da inşallah Hürjet'i görmüş olacağız. Bu bir kavram değişikliği. Yani bu tür bir gemi, işte uçak gemisi denildi, devasa gemileri düşünüyoruz ya. Bu devasa gemiler ne yapar? Yani uçak niçin bir gemi üzerinde olur? Bir jet uçağı olur.
jet uçağı kalkar, işte diyelim ki azam 1500 kilometre falan bir menzildir kavrayıcı. Ondan sonra gelir, yapacağı göre hava yer, değil mi? Evet. Şimdi zaten SİHA'lar çok rahat hava yeri yapıyorlar. Havada kalma süresine baktığınızda yine o kadar bir menzile gidebiliyorlar. Peki havadan gelen bir tehdidi bir jet uçağını önleyebilirler mi? Hava savunma sistemleriniz olacaktır etrafınızda filoda, onlar bunu önleyecektir. Yani bir uçak gemisinden beklediğimiz fonksiyonları alt alta yazdığımızda bunun üzerine koyacağımız platformlarla bunun %90'ını karşılayabilecek hale geliyoruz. Ayrıca işte bir adım sonrası Türkiye bu kabiliyet edindi. Diyelim daha başka boyutta bir uçak gemisi yapmak istiyoruz. Bu yetkinlik var. Bunu biraz daha büyütürüz, pistini uzatırız. Çok rahat bir şekilde belki Milli Muharibin'de iniş kalkacağı. Daha sonra da tabii bizim uçak yolcumuz durmayacak. Şimdi Kızıl Elma'dan konuşuyoruz. Anka 3 geliyor. Kızıl Elma'dan sonra başka nelerin geleceğini de göreceğiz. Hürjet de bu arada buna inip Hürjet'in olacak. De evet bunun üzerine inip kalkış yapabilecek bir modeli çalışılıyor. Peki. Günter Bey şimdi var mı TCG Ben de bu TCG Anadolu gemisiyle ilgili bir F-35 konusu nereden buraya adapte edildi? Çünkü somut adımlara baktığınızda bizim F-35B gibi en pahalı serisi, işte işletmesi en zor, en sorunlu modeli gibi bir şey gündemimizde yoktu. Ondan anıldığı için SİHA İHA tartışması yapıldı. Bir o konuyu açıklık evet. getirmenizi istiyorum. İkincisi TCG Anadolu gemisi platformlar gemisi aslında. Evet. İçinde gemi de var. Tank var, helikopter var. Şimdi SİHA, İHA, Hürjet koyacağız. İDA ne olacak? En önemlisi İDA bakın. Evet. Denizde oyun değiştirecek. Yani silahlı, insansız deniz aracı veyahut da tek başına insansız deniz aracı. Evet. Bunlar olacak ve biz... Hepsi İHA, bu geminin içine girebilecek. Hepsi olacak. Bu arada evet. o bana göstermiştiniz arka de Gülten Bey. Evet. Onu gelin buraya alalım. Gelin. Gösterelim. Gemi, kameramız yok orada ama belki şöyle, siz işaret edebilirsiniz. Burada geminin gemi var. Arka tarafında yapabilirsiniz. Şöyle, tankların girebileceği bir park alanı var aslında. Şimdi aslında park alanı var. Bir de havuz var. Yani havuz bayağı iç su dolan havuz. Onun içinden çıkan çıkarma gemileri tanklarımızı alıyorlar ve karaya operasyona getirebiliyor. Geminin içinde de bir ayrı havuz var. Geminin içinde evet. su var, havuz var. Şimdi bir F-35 soruma cevap bekliyorum. Evet. Böyle alabiliriz. Oldu. Evet. F-35 sorusu şöyle. Şimdi Yutay Bey bizim 110 tane sipariş potansiyelimiz evet. vardı biliyorsunuz. Bu 110'un içinde F-35B model yoktu. Zaman zaman bu gemi olduğunda işte kuvvetlerin içinde bir tartışma olurdu. Acaba bunun üzerine bir uçak koyacak olsak ne olur? F-35B olabilir gibi bir ama bu sadece bir fikir jimnastiği boyutundaydı. Gerçekten F-35B'nin kendisi çok pahalı. Sorunlu. Ayrıca şu anda biz katıldığımız F-35B toplantılarında Amerikalı kullanıcılardan bilfil benim işittiğim yani bir general hatta amiral odayı sinirlendi terk etti. Bu kadar pahalı bir uçak olur mu? Bizi mahvediyorsun. Uçuş saati şu kadar $1000 geliyor diye. Peki siz hala toplantılara davet ediyorlar yok, mı? Yok. Bitti. Odama. Bizi bırakın, çıkardılar toplantılara. Toplantıyı bırakın. Ben malum kassa. Doğru. bizzat şahsi yaptırım uyguladılar. Kurumumuz da öyle. Kurumumuz çalışanlar da hiçbir şekilde gidemiyorlar. Zaten o toplantılar tamam. Bizim... Eski toplantılardan evet. birinde. Şimdi böyle bir model vardı. Şimdi bu oluşturulan pratik yaklaşım dünyada büyük yankı uyandırdı. Malum bunu biz İspanyollarla beraber tasarımı yapılmış bir gemi. Yani İspanyolların evet. kullandığı bir geminin benzeri. Bir daha gelişmiş model diyelim ama onlar da bunu heyecanla karşıladılar. Evet. değil mi bu? Evet. evet. Onlar da bunu heyecanla karşıladılar. Hatta aynı bu fikri tasarım. Beraber konuşalım dediler. Böyle bir şey de var. Tabii bir parantez daha açayım. Bazı çevrelerde efendim Juan Carlos problemli, burada da problem olacak. Kardeşim bu tamam benziyor da kaç yıl sonra yapılmış bir dizi tedbir alınmış bir gemi. Yani buna kalkıp da yani şöyle bir şey var. Şunu çok net söylemek lazım. Savunma sanayi konusu milli bir konu. Böyle bir gemi çıktığında bununla gurur duymak yerine efendim seçim öncesi propaganda. Ya bunun belli bir inşaat süreci var. Zaten eğer bu pandemi falan olmasaydı 7-8 ay önce devreye girecekti. Süreç uzadı. Gemide bazı problemler çıktı. Pandemi oldu. Yani bir süreç devam ediyor. Yarın biz Hürriyet'i uçurduğumuzda, işte Milli Muharip çıkarttığımızda, seçim, ya kardeşim bunun bir takvimi var. Bu takvimi biz işleteceğiz. Bazı işlerimiz yani biraz seçimin hemen öncesine gelmesi biraz tesadüf mü diyorsunuz? Ya,
bakın devam eden bir süreç. Ben sırf yani seçim oldu şunu diye. Şunu ben yadırgamam. Evet. Sonuçta bu iktidar milli savunma sanayine çok önem verdi. Sizler hep bunun siyasi irade olmasaydı bu kadar hızlı gelişmezdi kesinlikle diyorsunuz. Dolayısıyla AK Parti'nin tam da seçim öncesinde bunların lansmanlarını öne çekmesi siyaseten anlaşılabilir bir durum. Evet. Ama siz aynı zamanda takvim mi öyle denk geldi diyorsunuz? Takvimi daha önce olabilecek idi. Pandemiden dolayı gecikti. Biz sürekli bastırdık firmaya bunu daha önce yapın diye. Bugüne kadar zorlayabildik bunu. Yani onu demek istiyorum. Daha gelecek bazı projelerimiz daha var. Bunların takviminde işleyecek bunlar. Tabii hızlandırmak her zaman için bizim istediğimiz bir şey. Yani hiçbir bunlar şey milli yatırımdır. Seçimle doğrudan ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım değildir diyorsunuz. Ama doğru şu da var tabii ki. Bunları mümkün kılan siyasi iradenin de hakkını vermek lazım. Şimdi burada kim olursa olsun şu gemiyi gördüğünde bu Türkiye'nin bir gururu, bunu yapan herkese, bunun yapılması için irade koyan siyasi mekanizmaya mutlaka saygı duyması gerekiyor. Peki. Şimdi bir soru daha buyurun, sorayım. Buyurun, sonra diğer gemilere bunu geçeceğiz. Yani zamanımız hızlı ilerleyecek tamam, bu arada. Bu bir vakıf şirket ürünü değil. Evet. Özel sektör savunma sanayi başkanlığının en önemli, en büyük projesi. Bir o tarafa vurgu yapmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü özel sektör yaptı. Bu İkincisi önemli, de böyle evet bir gemi, hedef açık hedef denizde. Böyle bir gemiyi işletmek, etrafını oluşturmak, denizin altında, havada, karada korumak çok maliyetli bir iş. Çok ciddi bir işletme maliyeti gerektiriyor. Evet. Buna ne kadar bir sarfiyat gerekiyor? Nerede kullanacağız? Şimdi bir yerden bir yere güç aktaracaksanız o gücün emniyetli olarak gitmesini sağlamanız lazım. Elinizdeki fırkateynleriniz, korvetleriniz, denizaltılarınızın görevi sadece bir yere saldırmak değil, korumak da aynı zamanda. Bunu yapabilecek durumdalar. Yani buna iştirak edecek, refakat edecek fırkateynlerimiz olacak. İ sınıf fırkateynimiz bu yıl inşallah hizmete girecek. Evet. Yani biz eğer tabiri caizse şalap şulap bir şey yapacak olsak İ sınıfını bir şekilde süsler boyar denize indirirdik. Ama böyle bir şey yok. Yani onun da vakti İ gelecek. İ sınıfı dediğiniz istif sınıfı evet fırkateyn. Onlardan toplamda 4 tane 4 var. 4 tane olacak. İstanbul şu anda önemli olanlardan bir tanesi. İstanbul burada galiba değil o mi? Bu şey Derya. Bu Derya. İstanbul'da. Bu lojistik daha tamam çok. Buna destek, geleceğiz. Destek şeyi bu. İstanbul şu an burada değil. Buradaki şey şu Güntay Bey. Bunun pahalı olmasına ziyade güç transfer edeceksiniz. Bunun bir bedeli var. Bunu yapacaksınız. Evet. Şunu da belirtmek gerekiyor. Özel tersane meselesi. Artık tersanecilik sektörü çok büyüdü Türkiye'de ve özel tersanelerimiz de askeri tersanelerimiz gibi çok önemli hizmetler görüyorlar. Bu büyüklükte bir gemiyi bir özel tersanemiz yaptı. Şu da önemli, şu geminin sadece bir milli ve yerli unsur olarak elde edilmesi, yapılması kadar büyük maliyet avantajları sağladığını da unutmamamız gerekiyor. Yerli olarak yapıldı. En az %35 maliyet avantajıyla oluşturuldu. Dışarıdan alacak olsanız bu gemiyi alamazsınız bir. İkincisi alsanız en az da, en az %35-40 daha fazla para ödeyeceksiniz. Çok önemli. O zaman Derya'ya da geçelim. %20'si mi bunun şeydi? Özellikle Almanya'dan tedarik ettiğimiz güç aktarım şeyler var. Motordur. Hepsinin katımızı %25'e denk yaklaşık geliyor. Yaklaşık yani. Şimdi bir de burada Yalova'da evet Sefine tersanesinde inşa edilen Derya var. Derya'nın özelliği de niye ismi Derya? Kim koydu adını onu da merak ediyorum. Özelliklerini de merak ediyorum. İsimler böyle hani falanca filanca koydu demiyor. Bazen şirketlerimiz bazen kuvvetlerimiz için oluşturulan isimler oluyor. Bu da bir lojistik destek gemisi. Bu da 200 metre yakın boyu var. Bu da devasa bir gemi. Bu da özel bir tersanemiz yapıyor. Bu denizde dediniz ya güç transfer evet edeceğiz. Bu giden filomuzun her türlü lojistik ihtiyacını taşıyacak, onlara destek verecek bir gemi. Bu devasa gemi içinde su da olacak, yakıt da olacak, yiyecek de olacak bir dizi ihtiyaç bunun üzerinde olacak ve bu gemilerimize ikmal yapacak. TCG Anadolu'ya ikmal yapacak. Ve diğer iştirak eden gemilerine ne zaman destek hazır olacak bu? Bu da bu sene inşallah. Bu mesela sene yine eğer seçim yatırımcısı biz bunu zorla yaptı yine tabii şalap şalap koyardık. Koyardınız. Alın sana reklam. Böyle bir şey ne Sayın Cumhurbaşkanımız ne de biz hazır olan gelir, hazır olan hizmete girer. Diğerleri de vakti hazır olunca hizmete girerler. Peki. Devam edelim. Yine burada insansız deniz aracı SİDE var. Çok önemli ürünlerden bir tanesi. Şöyle alalım sizi. Buyurun. Evet. Şimdi aslında SİDA ile ilgili bir sürprizimiz de var. SİDA ile ilk kez bir atış yapıldı.
Ve onun videosunu da ilk kez Habertürk TV'de izleyeceğiz. O videoyu bir izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Mir adlı Sida, yani insansız deniz aracından fırlatılan torpidonun videosunu ilk kez Habertürk TV'de izledik. Yanımızdaysa Sancar isimli Sida var. Biz şimdi İHA'lara, SİHA'lara çok alıştık ama Sida'ların özelliğine sizden dinleyelim. Sida'lar yine insansız olarak, bazen otonom, hatta bazılarında insan konabilecek opsiyonlar da kondu. Denizde sizin yine bir güç sisteminiz. Üzerinde füzeler olabilir. Denizden denize, denizden karaya silah kuleleri olabilir. Burada gördüğümüz gibi, demin videoda gördüğümüz gibi deniz harbi yapacak torpidolar olabilir. Hatta demin izlediğimiz videonun özelliği neydi? Nerede yapıldı o test? O torpido nereye atıldı? Biraz onları da merak ediyoruz. O bir test tabii. Testin nereye atıldığı ayrı bir konu. O tabii Mir ilk defa bu sistemlerde biz denizden karaya vesaire denedik ama ilk defa bir torpido dönüyoruz. Ve Mir SİDA'mız şu anda 4 hatta 5. de geliyor. 5 firmamız SİDA yapıyorlar. Ve şu anda 4 tanesi çeşitli fonksiyonlarını icra ettiler bu torpidoda olduğu gibi. Torpido atmak, yani deniz harbi, denizaltı harbi gerekirse, hava savunma, havadan denizden karaya, denizden denize atışlar. Ayrıca elektronik harp. Yine malum geçen sene bir SİDA'mız NATO tatbikatında elektronik harp görevi icra etti. Böylece görev çeşitliliğini görüyoruz. Aynen İHA'larda olduğu gibi İHA'larımız da şu anda genelde havadan karaya operasyonlar yapıyorlar ama İHA'larımız üzerinde elektronik harp yapan İHA'larımız var. İşte baz istasyonu ve telekomünikasyon görevi gören İHA'larımız oldu. İleride hava harp yapabilecek Kızılayım hazırlanıyor. SİHA'larımız olacak. Bu çeşitlendirerek insansız sistemlerimizin her türlü görevi icra edebilecek kabiliyetler kazanması yolculuğu bu. Bunun bir adımı daha olacak. Şimdi bunlar deniz üstüne giderken bizim bir hedefimiz de denizaltı. Denizaltına inecek modelleri olacak. Ayrıca küçük insansız denizaltı modellerinde çalıştığımızı söylemem lazım. Onlar ne durumda peki şu anda? Ortaya çıkınca göreceksiniz. Gayet iyi gidiyor. Tasarımları var. Firmalarımız dört koldan çalışıyor. Model de başka güzel bir konu da şu. Bakın yıllar önceki model şuydu. Büyük şirketlerimiz genelde bize proje gelsin. Projeyi bize verin, teklif verelim, oturalım, sözleşmeye imzalayalım. Ondan sonra kolları sıvayıp işe başlayalım. Bu değişti artık. Özellikle özel sektörün de girmesiyle. Kara araçlarında bunu görüyoruz. Hatta denize ilk adımı atan İDA'da özel sektör. Hepsi özel sektör bunlar. Yani ilk adım onlardan geldi. Diğer bizim Havelsan, Aselsan vesaire onlar için destekçisi modundalar. Evet. Onlar inisiyatif alıyorlar şu anda. Kendi ceplerinden para harcıyorlar. Ürünü ortaya çıkartıyorlar. Ürünü beğendiriyorlar kullanıcıya. Ondan sonra da işlem başlıyor. Bu deniz kuvvetlerimiz aynı zamanda sahil güvenlik güçlerimize kullanacağı onlara özel SİDA'lar da yapılıyor. Böylece bu spektrumda insansız deniz araçları, denizaltı, kara araçları, hava araçları. Bununla beraber geleceğin muharebe ortamı korkunç çeşitleniyor. Ve bu arada az önce izlediğimiz videoda SİDA'dan bir torpido atışı benim bildiğim kadarıyla dünyada bir ülkeden sonra ilk biz yaptık. İsrail yapmış galiba ilk. Evet. İkinci miyiz dünyada bunu denemede? Evet. Bu önemli midir? Önemli tabii. Torpidonun da yerli olması önemli. SİDA'nızın yerli olması önemli. Şimdi denizden, deniz altından gelen tehlikeler var. Deniz üstünden gelen tehlikeler var. Su üstünde muharebe edebildiğiniz kadar torpido gönderebilmeniz de ayrı bir kabiliyet. Bunların yerli olması da ayrı bir güzellik. Yani SİDA'nız yerli, üzerine koyduğunuz silahınız yerli, üzerine koyduğunuz silah kuleniz yerli, torpidonuz yerli. Böylece hani bize oluyor ya en ufak bir şeyde parmak sallayanlar, ambargo uygulayanlar, onlara tabiri caizse hadi canım sen de diyoruz. Peki. Şimdi sevgili izleyiciler burada bir kısa araya gideceğiz. Aradan sonra milli muharip uçağı Hürjet'i konuşacağız. Hürjet yakında uçacak, ne zaman uçacak diye konuşacağız. Ve farklı sorularımız da olacak. Örneğin Altay tankı muhalefetin hep eleştirdiği konulardan biriydi. Ne zaman yapılacak tank, ne zaman göreceğiz? Bütün bu soruları kısa bir aranın ardından soracağız Sayın İsmail Demir'e.
Evet, Profesör Doktor İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanı Sayın Demir'le yayınımız devam ediyor. Şu anda Milli Muharip Uçak ve Hürjet'in maketlerinin önündeyiz. Zira her ikisi için de önemli tarihler yaklaşıyor. Milli Muharip Uçak, Savunma Sanayi'nin son dönemde göz bebeği projesi. Karada ilk test sürüşü yapıldı ama bir özel tören yapılacak. Ve evet, o törende ilk kez Hürjet'i de semalarda görebilecek miyiz? Niyetimiz o. Uçuş dediğiniz şey tabii çok 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 emniyetli olması gerekiyor. Onun için çok hassas bir şekilde bütün sistemler defalarca test ediliyor. Sadece aslında bütün sistemden öte, malum uçaklarda her sistem bir veya iki veya üç yedeklidir. O yedeklerin de test edilmesi gerekiyor. Onların koordinasyon halinde çalışıyor olmalarına bakmak lazım. Uçağımız tamam aslında. Yani bütün yer koşullarını yapıyor, motor çalıştırmalarını yapıyor. Bütün sistem entegrasyon testleri devam ediyor. Tekerlekten yerden kestiği anda içindeki pilotumuzun milyonda bir bile bir risk almasını istemediğimiz için çok hassas bir şekilde hazırlıklar devam ediyor inşallah. İşte o ne zaman sorusunda tarih listesini versek mi? Şimdi uçuş dediğiniz şey Kübra Hanım şöyle, her şeyden %100 emin olmadığınız takdirde uçuşun şu tarihi demek çok doğru gelmiyor. Peki, bize. Peki bir hafta mı, bir ay mı, iki ay mı? Ya iki ay değil tabii ki. İki ay değil. Evet, bir ay belki daha az. Belki daha az. Gün sayıyor değil mi? Bütün sistemler şu anda kontrol ediliyor. Peki. Koşullar yapılıyor. Teknik peki, soruları şeyi merak ediyorum. Günter Bey'den diyelim alalım. Diyelim ki uçurduk Hürjet'i. Ondan sonraki takvim nasıl işleyecek? Ondan sonra zaten uçuş testleri devam edecek. Çeşitli irtifada, manevra zarfının çeşitli noktalarında uçuşlar yapılacak. Ben envantere girme anlamında diyor. Envantere girmesi bir artı 3 veya 4 sene koyacaksınız üstüne. Çünkü evet, olgunlaşma süreci var. Malum bu prototip. Prototipten sonra şimdi prototipte koyduğunuz bir dizi ürünün prototipi yetiştirme ondan amaçlı sonra, bazı parametreleri tabii var. Ondan sonra onların seri üretime hazır olan hale gelmeleri var. Ayrıca tabii bizim yerleştirme olmazsa olmazımız. İster istemez bazı konularda yabancı ürün kullanılıyor hız açısından. Ama onların da yerleştirme süreci var. Bizim ilk envantere girecek uçaklarımızda olabildiğince yerli unsurların olması ana amaçlarımızdan bir tanesi. Bu proje daha erken bitecekti ve biz eğitim anlamında yurt dışına biraz bağımlılığı azaltmaktan öteye yurt dışına ihracatı düşünüyorduk. Biraz evet, takvim saktığı için onun için soruyorum. 4 yıl sonra girdiğinde bir arada açık falan olabilecek mi? Yani bir Güney Kore ile hani malum yok, şeyimiz yok, olmuş. Yok yok yok. Yani o şimdi biz biraz süreleri emniyet veriyoruz. Bunların evet, hepsinin öne çekilmesini bekleyin. Şöyle bu süreler emniyetle verdikten sonra öne çekilmesi de şöyle oluyor. Bakın tecrübemiz sıfıra yakın idi. Yani TUSAŞ'ın yaptığı tek uçak Hürkuş idi. Hürkuş 2007-2023 yani süreye bakın. Bunların aldığı süreye bakın. Giderek yani daralıyor zaten. Öğrendikçe daralıyor süre. Peki Hürjet'in ne olduğunu aslında bir kez daha hatırlatmak evet, lazım izleyicilerimize de. Türkiye'nin ilk jet motorlu pilotlu, yerli. İnsanlı jet motorlu ne uçağı. Ne amaçla kullanacağız eğitim bunu? Amacıyla, eğitim amacıyla. İlk hedef eğitim amaçlı. Yani pilotlarımızın eğitiminde pervane uçaklardan sonra bir jet uçağında eğitim yapmaları son derece önemli. F-16'ya geçmek için mesela. Tabii. Mesela bunun kokpitini hemen hemen memoriyle çok benzer yapıyoruz. Hı hı. İki pilot oluyor, bir öğretmen bir öğrenci olsun diye. Tabii eğitim amaçlı başlayan bu uçağımızı bir adım sonra biz havadan yer destek uçağı, yakın destek uçağı haline de getireceğiz. Yani silahlandıracağız. Hı hı. İşte silahlı olanının Anadolu üzerinde operasyon yapmasını bekliyoruz. Silahlı olanında o tür modifikasyonlar yapılacak. Bununla beraber tabi bu projenin başka bir özelliğini söyleyeyim parantez açarak. Demin dedim ya proje modeli talep gelir başlar. Bu talep gelmeden proje ile ilgili sözleşme imzalanmadan TUSAŞ'ın bizim verdiğimiz direktiflerle inisiyatif alıp başlattığı bir proje. Hmm. Buna biz geliştirme parası vermedik. Kendi kaynaklarla geliştirilen bir proje ve bu hale geldi. Gerçekten buralardaki çalışan gençlerimizin edindiği tecrübe çok önemli. Bu gençlerin bu tecrübeyi dünyanın hiçbir yerinde elde edemezler. Hiçbir yerinde bu kadar hızlı, bu kadar çabuk gençlerimiz bu işe ellerini kirletmelerini sağlamak gibi bir sürece girmeleri çok zor. Yani uçak mühendisleri için, ben de uçak mühendisi olduğu için söylüyorum.
gerçekten bulunmaz, eşsiz bir fırsat. Düşünün, böyle bir projeye giriyorsunuz, sıfırdan tasarımı yapıyorsunuz, büyük bir aşkla çalışıyorsunuz ve çok kısa zamanda, gerçekten bunun da ortaya çıkma zamanı çok kısadır. Bunu yurt dışına satacak mıyız? Tabii ki. Buna sipariş aldık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki. Hangi ülkeye sipariş vermiştik? Şimdi biz ihracatta ülke adını söylemiyoruz. Niçin söylemiyoruz? Onu da o ülkeler birileri bir daha sonra sıkıştırıyor, baskı yapıyor. Ondan alma, bizden al diyorlar. Evet. Onun için biz biraz... O zaman bu ilk jet motorlu, pilotlu jet motorlu uçağımız olmakla birlikte ilk savaş uçağımız da olacak diyebiliriz. Diyebiliriz, evet. Şimdi MMO'ya geleceğim ama bu işin rekabet kısmı gerçekten enteresan sevgili izleyiciler. Az önce SİDA'ların önünde söyleyecektim, unuttum. Şimdi milli savunma sanayinde ülkeler arasında tabii ki çok büyük bir rekabet var. O rekabet bazen ülkelerin kimi projelerini gizli tutmalarına da sebep oluyor. Biz nitekim bugün yayın hazırlığı sırasında Havelsan'ın bu aslında üstünde de bir gizli proje olduğunu öğrendik. O gizli proje şu an arkanızda kapalı efendim. Bir çadırın arkasında, kimseler görmesin, kimsecikler görmesin diye bir gizli projeye de burada aslında sizlerle de paylaşmadan edemedim doğrusu. Evet. Gizli projelerimiz çok mu? Neden bazı projeler daha gizli tutuluyor? Olması gerekiyor. Yani birçok faktör var. Rekabet var, oluşturulabilecek ambargolar var, potansiyel ihraç konularınızın önüne geçilmesi var. Elemanlarınıza daha fazla kanca atılması var. Başka bir sürü konu var. Evet. Peki. Gelelim Milli Muharip Uçağı. Evet. Biz aslında TUSAŞ'la yaptığımız yayında özelliklerin, teknik özelliklerini de uzun uzun konuştuk ama sizinle de elbette konuşmak istiyoruz. Milli Muharip Uçak henüz uçmuyor. Yok. Karada ilk testini yaptı. Sebebi nedir? Bu projenin özellikleri nedir? Bir de sizden dinleyelim. Her uçağın aslında geliştirme aşamalarında bir hangardan çıkış vardır. Bir İlk pistte koşturma vardır, motor çalıştırma vardır, ondan sonra uçuş vardır. Bu aşamaların geçmesi gerekiyor. Bu da bu aşamaya geldi. Yani Hürjet de bir ara hangardan çıktı, motor çalıştırdı. Şimdi Milli Muharip Uçak motor çalıştırdı, yer testleri yapılacak. Yine bahsettiğim gibi prototip olan uçakta bir dizi unsur var. Tabii MMO çok daha akıllı, çok daha fazla elektronik sistemin olduğu, çok daha sofistike bir uçak. O sofistike sistemlerin birbiriyle uyumu, bunların elektromanyetikten etkilenmemesi durumları, siber güvenlik konusu, bir uçan bilgisayarın olması ve sistemlerin tam otomatik kontrol edilmesiyle ilgili gelen unsurlar gibi çok sayıda konunun kusursuz testlerden geçmesi gerekiyor. O açıdan Milli Muharip'in de uçuş tarihi çok merak ediliyor. 2030'lar mı diyoruz ona? Yok, ilk uçuştan bahsediyoruz. İlk uçuşu Temel Bey sizin programı sanırım 2023 içinde uçuracağım dedi. Evet. Ben yine tedbirli davranmak istiyorum. Temel Bey biraz Karadeniz'de olmanın da verdiği heyecanla tabii hepimiz çok hızlı olmasını isteriz. Ama hız uçuşta özellikle bizim için emniyet önemli. 2024'de sarkabilir MMO'nun ilk uçuşu. Sarkması çok muhtemel. Çünkü biz emniyetli olmayan hiçbir şeyin yapılmasını istemiyoruz. Bakın burada çok sayıda alt yüklenici var. Ve bu arkadaşların hepsi ilk uçakla ilgili bir hedef koydular. Ama o ilk uçakla ilgili hedef konurken o sistemin uçacağı tarih olarak 2025'ler falan verildi. Onlar ona göre hazırlıklarını yaptılar. Şimdi siz onlarca alt sistem üreticisine ben 2025'ten vazgeçtim, bunu 1,5 sene, 2 sene öne çekiyorum dediğinizde onların o aceleyle yapması muhtemel olan yanlışlıkların sorumluluğunu almak gerekiyor. Tabii ki olabildiğince hızlı gideceğiz. Ben şunu demeyi tercih ediyorum. Biz ileri bir tarih dediğimizde bir gün 2023 içinde uçarsa ve 2024 başında uçarsa kimse niye uçtu demeyecek, herkes memnun olacak. Değil mi? Siz daha temkinli. Biz geciktirerek üzmek yerine beklenenden erken uçurarak memnun etmeyi tercih ediyoruz. Ne güzel. Teknik soruları yine Günter Bey'den almak isterim MMO'ya dair. Yok, çok tekniğini zaten Temel Bey'den girmiştik de 2028'de nihai tarih olarak verilmişti. Tabi burada size sorulacak bu en önemli soru TUSAŞ çatısı altında yapılandırılan TR motor tarafı. TR motorun yönetim kurulu başkanının teyiniye de başkanlık yaparak oradaki sinerjiden faydalanıp
motor konusunu harekete geçirmek. Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunu, Altay tankında da motor sorununu yaşadık. Bunda da motor sorunu, işte İHA'da da karşımıza çıkmıştı. Hürjet'te de benzer şey var. Helikopterde de biraz işin motor boyutuyla Milli Muharip'le başlarsak. Onlarca motor projemiz devam ediyor. Mahmut Bey de bunu anlatmıştır bir kısmını. Bunlar tabii zaman alan şeyler. Mesela biz bir yabancı şirketle işte konuştuğumuzda, bunun motorla ilgili biliyorsunuz, bize verdikleri süre bugün başladığımızda 10 yıl motorun geliştirilmesi için. Yani işte dünya kadar motor üretmiş veya tasarlamış bir firmanın bile verdiği tarih bu bize. O açıdan TR Motor bir yapılanma, biz Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bunu başlattık. Milli bir yapı, bütün tasarım kabiliyetini bünyesinde bulundursun diye başlattık. TEİT tabii çok güzel imalat yapan bir şirketimiz. Belli tasarım kabiliyetleri de var. Ve onların iç içe geçmelerini, birbirleriyle ortaklaşa çalışmalarını öngördük. Bu anlamda da işte yönetim kurulu başkanı, genel müdür benzerliklerini oradan oluşturduk ki iki tane yerli şirketimiz bir dirsek temasıyla bu işi yürüsünler diye. Hedef mini marim uçağı, hedef helikopterin uçağı, ama hadi bunu yapalım dediğinizde o gördüğünüz motor sadece bir motor şekli değil, bütün içindeki bileşenleri hepsini imal edip koysanız bile onların hangi malzemeden yapıldığı, malzeme özellikleri, soğutma, malzeme kabiliyetiniz yoksa, biz bunun için yani Milli Marip uçak için şunu söylüyoruz. Bu bir lokomotif. Teknolojiyi arkasından çeken lokomotif. Onlarca sektörü tetikliyor. Bir yani motor, biz MMU'ya ulaşıncaya kadar başka uçaklar yapıyoruz yolda bir de. Uçaklar kadar işte malzemede belli bir teknoloji seviyeniz var. Ben bunun motorunu yapacağım dediğinizde malzeme teknolojilerinizi birkaç seviye lig atlatmanız gerekiyor. Onu yapmazsanız o lig atlatma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Hissetmeyince dünyanın bilmem kaç adım gerisinde kalıyorsunuz. Bu bizi Dünya Ligi'ne taşıyacak, Devler Ligi'ne taşıyacak projelerin de lokomotifi oluyor aynı zamanda. Çok bu önemli. Çok önemli. Yerimize geçelim. Biraz son soruları size sormak istiyoruz. Zira o başlıklardan en önemlilerinden bir tanesi de Altay tankı. Evet. Artık bir efsaneye dönüştü. Altay tankı çok geç kaldığı için muhalefetin de haklı eleştirileri var. Altay tankını artık ne zaman göreceğiz? Şimdi Kübra Hanım, ben o eleştirileri şöyle haksız buluyorum. Neden? Diyorum ki bakın, bir prototip çıktı değil mi? Bu prototipin seri üretimiyle ilgili bir şirket imzaladı. Ve siz bundan ne istiyorsunuz? Bu tankın aynısını yap diyorsunuz. O da tamam diyor. Motorla ilgili daha önce size motoru veya güç paketini veren ülke bunu vermemek gibi, geciktirmek gibi bir yola gittiğinde biz mesela şu sözü verdik. Evet, biz bunun seri üretimini, ilk tankımızı 18 ayda hattan çıkaracağız dedik. Ama bütün parametrelerin yerli yerinde olduğu durumda bu söz konusu. Yani bir ülke size ambargo uyguluyorsa, bir şeyleri kısıtlıyorsa siz alternatif yol bulmak durumundasınız. Bu alternatif yol bulmak da hiç kolay değil. Yıllarca uğraştık. Bir taraftan yerli motorumuzu geliştirmekle ilgili faaliyetler yaparken diğer taraftan da alternatif ne olabilir diye baktık. Evet, şu anda uzun zaman uğraştıktan sonra Güney Kore'deki güç paketinin Altay tankımıza adapte edilmesini ve testlerini tamamladık. O konuda anlaşmayı da yaptık. Şu anda önümüz, evet, Güney Kore'den gelecek güç paketiyle biz artık Altay tankımızı üretebiliriz dedik. Ama geçen sürede de şunu yaptık. Tabii teknoloji her zaman gelişiyor. Biz de teknoloji gelişirken durup bakmıyoruz. Sürekli bu gelişim içindeyiz. Altay tankımıza ilave yetenekler kazandıracak bazı teknolojileri de edindik. Şu anda yeni Altay dediğimiz tankımızın bir özelliği şu. Evet, Güney Kore'den gelen güç paketiyle devreye giriyoruz. İki, üzerine koyduğumuz bir dizi yenilikçi sistemler var. Bunlarla beraber artık yeni Altay tankımızı kullanım testlerini alacağız. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerimizin personeliyle beraber, firmamızın personeli bir dizi testleri gerçekleştirmek üzere Altay tankımızın üzerine çalışmalar başlayacaklar. Peki. Son böyle 5-6 dakikaya giriyoruz. Günter Bey, buyurun. Bu motor konusunda biz bir model noktasında biraz sıkıntı yaşadık gibi geliyor bana. Çünkü Altay tankında da benzer sorunlar oldu. Şimdi Milli Muharip'te de isim değişiyor, başına atadığımız sistem, model. Orada da ciddi bir sıkıntı aslında savunma sanayinde bir modeli oluşturabilmek de. Şimdi doğru modele ulaşabildik mi? Yok, modelde bir sıkıntı yok. Şöyle ki, yani ilk başta yıllar önce başladığınızda bir yabancı sistemle başlıyorsunuz. Elinizde yok, evet. Çünkü. Bir taraftan da onu başlattığınız
zamanda, yani modelde şöyle bir gelişme oldu. Mesela Altay tankının prototipinin başlatıldığı gün biz motor projesi başlatmadık. Evet, yani ondan bu bir şey sıkıntı değil midir? Ama şimdi Mülüm Harbi'nin başladığı gün biz motor projesi başlattık. İkisi farklı şey. Orada da isim değiştirdik. İsim değişmedi. Şirket değişti. Yok, değişmedi. İsim derken yönetici isminden bahsediyorum. Yok, tam da şirket aynı şirket. Yok, yöneticiler değişebilir şirketlerde, evet. Gayet tabii. O yöneticilerle birlikte biraz modelde işte T'yi ekledik ya, tecrübe olsun, sinerji olsun. Hayır, T'yi her zaman zaten bizim olmazsa olmazımızdı üretim, evet, açısından. Tasarımın oluşturacağı bir yuvayı oluşturmak Tere Motor'daydı. Zaten ilk günden beri biz bu ikisinin beraber çalışmasını öngörüp model böyleydi. O modelde bir değişiklik yok. Ben de şunu sorayım. Şimdi bir dönem hava savunma sistemlerinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Evet. ABD Patriot vermiyor dedik. S-400 aldık. S-400'ü alınca başımıza gelen kalmadı. Siz de dahil olmak üzere katsa yaptırımlarına maruz kaldı. Türkiye F-35 projesinden çıkarıldık. Şimdi Türkiye bir yandan da bütün bu maliyetin yanı sıra kendi hava savunma sistemlerini üretmeye çalışıyordu. Hisar, Siper, bunlarda durum nasıl şu anda? Orada merdivenleri basamak basamak çıkıyoruz. Merdivenler dememin sebebi, hep konuştuğumuz gibi hava savunma bir katmanlı model. Bu katmanlı modelde işte çok alçak irtifadan gelen seyir füzelerden başlamak üzere, ki en zor savunulacak konulardan bir tanesi odur. İşte İHA'lar, çeşitli seviyede dronlar, uçaklar, ondan sonra çeşitli mesafeden gelecek füzeler ve uzun menzilli balistik füzeler. En üst seviye uzun menzilli balistik füzeler karşı savunmadır, ki en zorlardan bir tanesi de budur. Biz şu anda uzun menzilli yüksek irtifa balistik füzelere karşı savunma sistemimizi S-400'lerle gerçekleştiriyoruz bir anlamda. Oraya kadar giden yolculukta daha önümüze mesafe var. Yani bir kaç bizim, sene sürer bizim kendi savunma sistemimiz? Bir 6 senemiz var. Yani 6 sene. En az bir 6 senemiz var. Peki S-400'lerle ilgili her zaman yine konuşulan, eleştirilere neden olan konulardan biri de S-400'ler paketinden çıktı mı çıkmadık mı? Kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? S-400'ler aktive edildi mi? Bir de S-400'lerin ikinci paketinin geleceğini söylüyordu özellikle Rusya tarafı. Ama biz biraz ya birincisi zaten başımıza o kadar bela açtık. Hele ikincisi biraz dursun mu diyoruz. İkinci paket gelecek mi? S-400 konusunda durum nedir? Ya bizim söylediğimiz hep şu, Sayın Bakan da bunu defaatle dillendirdiler. Şimdi aldığınız ürün hava savunma sistemi, adı üstünde savunma. Yani savunma sistemini bir tehdit olması durumunda veya tehdit ihtimalinde harekete geçirirsiniz. O radarı vardır, işte radarını açarsınız ki o, diğer işte başka radarları vardır. Onlar işletmeye alınır. Bir tehdit olmadığı zaman sistemi boşu boşuna açıp da ömür tüketmenin, yıpratmanın bir anlamı yok. Her sistem için bu söz konusu. Eğer çevrenizi gözetlemek istiyorsanız, zaten ülkemizin çeşitli yerlerini gözetleyen radarlarımız var. Yani sistem aktif tamamen, yani aktif olabilecek konumda, hiçbir hava savunma sistemini durduk yerde siz radarını şunu bunu açıp da hiçbir tehdit yokken çalıştırmazsınız. O açıdan orada bir sorun yok. Diğer konuda da biz hep baştan beri söylüyoruz. Biz masada oturduğumuz konu belliydi. Bu kendi takvimde ilerliyor. İkinci adımda da hep söyledik, biz bu meselede bir yerlileştirme ve üretim modelimiz vardı. Bu vakit alan bir konu. Onun detayları epey vakit aldı. Biraz da almaya devam edecek herhalde. Son iki dakikamız, evet. Günter Bey, son soruyu sizden savunma sanayi alalım. Türkiye'nin lokomotif sektörü oldu artık. Dolayısıyla en fazla şeyi, yatırımları oradan bekliyoruz. Bu deprem bölgesini sormak istiyorum. Deprem olmadan önce zaten projeler vardı. Şimdi TUSAŞ'ın da hem TOMTAŞ'ı Kayseri'de, Maraş'ta başka bir yine yatırım yapıp ürün geliştirme, üretme çalışmaları var. Başka şirketlerin bu yönde bir adımı var mı? Gerek deprem bölgesi, gerekse Anadolu sattığında savunma sanayi olarak neler yapmak istiyorsunuz? Şimdi savunma sanayi Anadolu'ya yayılması önemli bir konu. Hep bunu konuşuyorduk. Depremle beraber bölgenin yapılandırılması için de şirketlerimiz dedi ki, madem bu Anadolu'ya yayılma projemiz var, bölgenin sadece konuta ihtiyacı yok. Konut yaptığın zaman insanların istihdama da ihtiyacı var. Biz dedik istihdam ve iskan projesi. Yani şirketlerimiz bölgeye yatırım yapacaklar. Yatırım yaptıkları yerin hemen yakınında da konutlar yapacaklar. Yani çalıştıracakları personel orada o konutlarda barındırılacak. Yani hem bölge insanına iskan konut sağlıyoruz, hem de onlara bir iş yeri sağlıyoruz.
artı bu iş yeri normalin biraz üzerinde teknoloji oluşturacak. Eğitim seviyesiyle ilgili belirli bir lig atlatacak ve ileri vadede de çevresinin genişlemesine sebep olacak bir çekirdek teşkil edecek. Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor İsmail Demir, savunma sanayi ürünlerini konuştuk bu akşam. Savunma sanayindeki gelişmeleri konuştuk. Bu bizim Güntay Şimşek'le yaptığımız 5 programlık bir serinin de sonuydu aslında. Son gelişmelerden ben de çok şey öğrendim bu süreçte. Çok teşekkür ediyoruz bütün katılımcılara. Açık Öğretim sonuna geldik efendim. Bizden sonra Fatih Altaylı Teke Tek'le karşınızda olacak. Herkese iyi akşamlar.